Neyse bunun şey tartışmasını yapmayalım. Peki bu arada Sayın Savcı bunu kapatalım. Kapalım, tabii. HDP'ye geçelim. Yani bu ülkedeki hukuksuzluk ya da yasa tanımamazlığın ölçüsü şeyi hesabı yok. Şimdi siz daha önce de bu tür Cumhuriyet'in temel ilkelerine, ulusal bütünlüğe karşı etkisliğe dayalı ya da dine dayalı siyasi partilerin faaliyetlerine sınırlamalar getirilmesini savunan bir insansınız haklı olarak. Tabii. Bu ülkenin bir gerçeği var. Ama bugün mesela bunlar boş laf, HDP kapatılamaz diye bir açıklamanız var ama HDP için bir kapatılma davası açıldı. Hayır şimdi ama bu da yanlış biçimde belirtilmiş bir şey o. Evet. Yani kapatılamaz. Şimdi kendisini bu, şarta bağlı tabii. Evet. Kendini feshederse kapatma davası yürümez. Aynen öyle. Evet, siz tabii, burada tabii şeye konuşmuşsunuz, gazeteci Barış Pehlivan'a tabii, konuşmuşsunuz. Gayet, tabii. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bir, izlenen bu süreçte hem Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilinin düşürülmesi, evet, hem de HDP'nin kapatılma davası, bir siyasi partinin kongresinin öncesine denk getirilmesi, evet, ardından iki karar içinde aynı anda düğmeye basılması ve böyle bir sürecin başlatılması. Siz daha önce de bunun bir önceki evredeki demin söyledim, partinin DEAP'ın kapatılması için girişimde bulundunuz. Tabii. Ve siz daha kapatma talebinizi Anayasa Mahkemesi'ne bildirirken DEAP kendini feshetti. Doğru mu hatırlıyorum? Yok, tarihler pek tutmuyor ama sorunuz bu olacak herhalde, değil evet mi? Ha, şimdi evet, buyurun. Siz şöyle başlayalım. Tarihleri tutturarak anladım. Tabii. Yani şimdi siyasi partiler anayasamıza göre demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ancak devam ediyor. Yani vazgeçilmez unsur derken bir takım sınırlamalar taşıyor anayasa. Diyor ki anayasaya efendim, ve kanunlar içerisinde faaliyet gösterir. Hangi faaliyetlerin yapılamayacağı konusunda yine anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrası çok açık, net bir şekilde ortaya koymuş. Ki buna hiçbirimizin de itiraz edeceği olamaz. Neden? Devletin bağımsızlığı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, insan haklarına dayalı cumhuriyet, hukuk devleti, eşitlik. Şimdi bunların yanında efendim, sınıf ve zümre diktatörlüğü kurma veya yayma, suçu teşvik etme gibi bu eylemler, ki bunlar 10 eylem olarak sayılmıştır. Program ve tüzükleri bu şekilde olamaz. Bunları faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetleri de bir odak haline getiremez. Getirirse ne olur? 69. madde kapatma davasıyla karşı karşıya kalır. Bu görevi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na vermiş. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu görev ve yetkisini kullanmak zorundadır. Eğer bir siyasi parti, biraz önce saydığım bu 10 şıktan herhangi birisini ihlal edecek biçimde faaliyette bulunur ve bunu faaliyetin odak merkezi haline gelmişse, o takdirde kapatma davası açılması şarttır. Ben DEAP hakkında 19 Mart 2003 tarihinde bir kapatma davası açtım. İki sebebe dayanıyordu. Çünkü DEAP hem 99 seçimlerine hem de 2002 seçimlerine 41 o tarihte öyleydi il adedine göre yarısından fazla örgüt kurması lazımdı. Örgüt kurduğunu sahte belgelerle İbraz edip iki seçime de yetkisi olmadığı halde girdiği iddiasıyla hem arıza mahkemesine başvurmuştum, suç duyurusuna bulundum, mahkum oldular. İkisi, iki eski başkan da, iki eski başkan ve sekreter, yani 4 kişi. Bu tabii hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu için bir kapatma sebebiydi. İkincisi de PKK ile irtibat halinde olduğu iddiasıyla kapatma davası açılmıştı. Bu davayı ben 19 Mart 2003'te açtım. 2005 tarihine gelinceye kadar Anayasa Mahkemesi herhangi bir karar vermedi. Ve 2005'te DEAP kendi kongresini topladı ve kendisini kapattı.
Yani kapanma kararı aldı. Yani feshetti kendisini. Ve başka atla başka partiler kuruldu. O davaya yine bakılmadı. 12 Eylül 2010 halk oylamasıyla anayasa değişikliği yapıldı ve Anayasa Mahkemesi'nin oluşum biçimi değişti. Yedek üyeler de asil üye olarak oraya katılma durumuna girdi ve o zaman Anayasa Mahkemesi bu dosyayı eline aldı ve evvela Siyasi Partiler Kanunu'nun yani 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 108. maddesini ele aldı. Bu anayasaya aykırıdır dedi. Bunu iptal etti. Ondan sonra DEHAP davasına baktı ve dedi ki yasal dayanağı bitmiştir. Çünkü o 108. madde herhangi bir şekilde kendisi yetkili organlar tarafından kapansa dahi açılmış olan dava devam eder ve hukuki sonuçları verilir. Hükmünü taşıyordu. Bunu iptal etti. Yasal dayanağı kalmadı dedi ve açmış olduğum davayı, DEHAP hakkındaki davayı ne yaptı? Efendim, düşürdü. Ve bir örnek olarak bu çıktı ortaya. Şimdi aslında bu kararıyla bir kapatma davasının Anayasa Mahkemesi'ne verilmiş olan süreç bakımından, süre bakımından, içeriği bakımından ve karar verme bakımından kendi iradesi içerisinde olan bir durumu aldı, kendi elinden ve çıkardı ve götürdü, davalı partinin iradesine bıraktı. Yani davalı parti yetkili organı marifetiyle kapanma davası aldığı takdirde o davayı hukuki dayanağı olmadığı için düşürmekten başka yapılacak bir işlem kalmadı. Onun için eğer bu şekilde bir kapatma davası açılmışsa ve HDP'yle ilgili. Evet, açılmışsa o parti kapanma kararını yetkili organları marifetiyle aldığı takdirde verebileceği tek karar yasal dayanağı kalmadığı için davayı düşürmekten başka bir şey değildir. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. O itibarla tabii dediğim gibi kendi iradesini yani onu sonuçlandırma iradesini kendi eliyle davalı partiye verdiğine göre burada da HDP'nin elinde bir takım seçenekler var. Nedir bu seçenekler? Birincisi toplar kongresini ve kapanma kararı alır. Anayasa Mahkemesi'nin verebileceği tek karar yasal dayanağı kalmadığı için davayı düşürmek olur. Bu bir yoldur DHP için. DHP için. Şimdi ikinci şık şu olur. Tutar. Nasıl olsa karşımdaki Anayasa Mahkemesi bağımsız bir yüksek mahkemedir. Delilden başka somut bir durumu yoktur. Ben giderim orada savunmamı yaparım ve ben orada o savunma sonunda verilecek karara kabul derim. İkinci şık bu olur. Üçüncü şık belirli bir şekilde bir başka partiye iltihak etme. Yani yedek bir parti varsa ona iltihak etmeye de kullanabilir. Ama eğer kendi yetkili organıyla doğrudan doğruya kapanma kararı alırsa, işte söylediğim söz odur, artık onu kapatma imkanı kesinlikle kalmaz. Kendini feshetmesi durumunda kapatma kararı verme mümkün değildir. Çünkü yasal dayanağı olmadan bu olmaz. Ama şimdi o zaman şu soruyu sormak lazım. Bu 108. maddeye herhalde siyasi iktidar o boşluğu doldurabilirdi. Oraya 108. maddenin o iptalli yerine kendisine tanınmış bir süre vardı. Oraya belirli bir şekilde bu mahkemenin devam edebilmesi için olabilecek koşulları bir madde olarak oraya yerleştirebilirdi. Yani 10 sene hiç dokunmadı buna. Çünkü bu iptal kararı 8 Aralık 2010'da verildi. Yani 12 Eylül 2010 anayasa değişikliğinden
2 ay sonra Anayasa Mahkemesi onu eline aldı. Demek ki 10 sene geçti. 10 sene sen bu boşluğu doldurmadıktan sonra 11 sene sonra kapatma davasıyla çıkıyorsan zaten bu işin bir samimiyeti olmadığı ortada. Ha şimdi onun dışında tabii şu soru sorulabilir. Belirli bir şekilde kapatma davası olmalı mıdır? Elbette ki olmalıdır. Çünkü demokrasilerde demokrasileri yok etme özgürlüğü olamaz. Dünya, bırakın birkaç ülkeyi, bütün dünya bu tehlikeyi gördü. Yani siyasi iktidarı o demokrasinin nimetlerinden, imkanlarından yararlanarak iktidar olup oradan otokratik bir rejim, bir totaliter rejim kurarak o ülkeyi ne hale soktuğunun örnekleri var. Bu örnekler nedeniyle her şeyden önce 2. Dünya Harbi'nden sonra Birleşmiş Milletler kurulduğunda Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi bu tehlikeyi ortadan kaldırabilmek için o beyannamenin 30. maddesinde bir hüküm aldı. Dedi ki bu beyannamedeki, çünkü bütün insan hakları orada yazılı zaten. Bu beyannamedeki bütün hükümler insan haklarının yok edilmesi veya sınırlandırılması bakımından yorumlanamaz dedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ki o 48'li 49'da doğrudan doğruya 17. maddede aynı hükmü tekrarladı. Evet. Ve bundan sonra yapılan bütün anayasalar bu şekilde demokrasinin kendini koruması bakımından gerekli önlemleri alarak belirli bir şekilde bir dikta rejimine gidilmemesini önlemek için hükümler getirdiler. Biz de 61 Anayasası'nda da 82 Anayasası'nda da bu hükümler var. Elbette ki bağımsızlığın aleyhine eylemlerin odağı olamazsınız. Elbette ki laik demokratik cumhuriyetin aleyhine olamazsınız. Elbette ki insan hakları aleyhine odak olamazsınız. Yani bütün o saydığım... Laiklik de var. Tabii laik demokratik cumhuriyet değişimi o zaten. Bölünmez bütünlüğü. Bölünmez bütünlüğü de öyle. Ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğü. Bunların aleyhine eylemlerin odağı olan bir partinin yani millet kurar, millet gönderir tezinin geçerli olmadığının kanıtıdır. Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine bakın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bakın, bizim anayasamıza bakın, varacağınız sonuç budur. Demokrasi kendisini korumak zorundadır. Bu öyle bir dava mı? HDP'ye açılan dava. Demokrasinin kendisini koruması adına açılmış bir dava mı? Şimdi yoksa işte, siyasi bir proje mi? Şimdi her kapatma davası siyasi bir sonuç verir Fatih Bey. Yani sonucu siyasidir. Ama siyasi sebeple, siyasi amaçla açılmamalıdır. Yani hukuki temele dayalı olmalıdır. Ama siyasi sonuç verebilir. Gayet tabii verir. Her türlü biçimde verir. Açma amacı siyasi olabilir mi diye ben... İşte olamaz onu davayı söylemek açma istiyorum. Amacı. Davayı niye açarsınız? Somut deliller bulursunuz. Bir siyasi parti belirli bir şekilde devletin bağımsızlığının ortadan kaldırılması için faaliyette bulunan bir merkez haline, bir odak haline gelmişse ne yapacaksınız onu? Millet göndersin seçimde diye bırakacak mısınız? Çünkü anayasa başlangıç bölümünde ne der? Demokrasiye aşık evlatlarına emanet edilmiştir. Ama şunu söylemek mecburiyetindeyim. O görevde olduğum sırada ben de anayasayı koruma görevinin bana verildiği bilinci içindeydim ve bunun doğru olduğu bilincindeydim. Hala aynı bilinçteyim. Elbette ki demokrasiyi yok etmek için siyasi parti kurulmaz veyahut kurulduysa sonradan böyle bir amaç içerisinde çalışamaz. Yani laikliği ortadan kaldıracağım ama ben işte siyasi partiyim. Hayır, böyle bir şey olamaz. Yahut insan haklarını ortadan kaldıracağım, siyasi parti olarak kaldıracağım. Millet beni göndersin. Ben de bekleyeceğim, öyle mi? Yahut ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğünü ben tehlikeye sokacağım. Onun için odak olacağım, faaliyette bulunacağım ve devam edeceğim. Siyasi parti kapatılmaz. Hayır, öyle bir şey olmaz. Ama bütün bunun müsebbibi şudur.
Bu anayasanın 69. maddesinde bir hüküm var. Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında dahi kurulamaz. Hükmünü taşır. Peki kurulursa ne olur? Ha şimdi kurulursa ne olur? Cevap bunun içinde var. Kurulursa kapatılır demek gerekir. Ben bir siyasi partinin başka bir adla kurulduğunu iddiasıyla o kapatma davasında bunun da kullanılmasını istedim ben. Bu hükmün kullanılmasını istedim. Ama bu talebim kabul edilmedi Anayasa Mahkemesi tarafından. 7'ye 4 zaten 11 kişiydi o tarihte. Bu reddedildi. Şunu söylediler Anayasa Mahkemesi olarak, gerekçe olarak. Dediler ki kapatma nedenleri 68. maddenin 4. fıkrasında biraz önce saydığım 10 sebebe dayalır. Bir de 11. sebep çok ayrı olarak hani yabancıdan para kabul etme var. Bu 10 suç eylemin dışında başka bir kapatma olayı yoktur. Onun için bunu uygulamam dedi. İşte bütün olayların başlangıcı da budur zaten. Nedir o? Kapatırsınız temelli kapatmayla, tutar başka bir adla kurulur tekrar. Onu önleyemiyorsanız o zaman zaten hiç bu işe girmenin anlamı yok. Neden? Çünkü kapattınız, gitti, açtı. Ya da başka bir partiye geçti. Başka bir partiye, başka bir adla kurulamaz, başka bir adla kurulamaz. Kurulursa ne yaparsan hiçbir şey yapmam diyorsunuz. Peki HDP şu an kendini feshederse sizin dediğiniz noktada HDP'yi kapatılmamış olur mu? Elbette davayı düşürmek zorunda, onu söylüyorum. Ertesi gün bir daha kurulabilir. Ertesi gün aynı isimle tekrar kurulur. HDP'de bir daha kurulabilir mi? Tabii canım, hiç şüphe yok. Peki bu siyaset yasağı getirilmesi çalışan milletvekilleri var? O milletvekilleri için başka bir partiye üye olamaz. Ama o karar verilirse, temelli kapatılırsa, yani bu temelli kapatma davası düşecek. Bu düşecek zaten. Yani düşürecek. Yasal dayanağı yok. 108. madde iptal edildi. Yok. Bu olmayınca elbette ki ne yapacak? Düşürecek o davayı. Düşürdüğü için bitti. Dava bitti, o bitti. Ama evet. Şunu sorayım ben size.